Efendim herkese yeniden merhaba. Ukrayna'nın batı cephesinden akmakta olan haberler esasında Kiev açısından ve batı açısından endişe kaynağı. Eğer gelen bilgilerin hepsi konfirme edilmiş bilgiler ise Rusya'nın gerçekten Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki savaş alanına çok çok büyük bir askeri yığınak yaptığı yönünde bilgi akışı var. Nitekim Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski dün akşam yani cumartesi akşamı 4 Ocak akşamı, Şubat akşamı bir açıklama yaptı ve dedi ki Doğu cephesinde durum giderek zorlaşıyor çünkü Rusya bölgeye yüksek miktarda asker sevk ediyor. Bu yüksek miktardaki asker sevki doğru. Birçok bağımsız kaynak da doğruluyor. Bu da şöyle bir şey gösteriyor anladığım kadarıyla. Geçen gün Rusya'nın Rus ordusu Genelkurmay Başkan Yardımcısı seferberlikten sorumlu Genelkurmay Başkan Yardımcısı yaklaşık 7-8 gün önce Kremlin'e özel olarak çağrıldı. Fakat o çağrılma fotoğraflı olarak Rusya'ya da duyuruldu. Ve orada seferberlikten sorumlu olan komutan brife ederken Putin'i dedi ki uzun yıllardır seferberlik yapmadığımız için başlangıçta bayağı bir zorluk ve kargaşa yaşandı. Fakat artık bu yaşanmıyor ve normal bir süreçte devam ediyor dedim. Şimdi gelen iddialar, istihbarat değil, iddialar Rus ordusunun ilan edilmemiş bir seferberliği sürdürdüğü ve düzenli olarak askeri almaların devam ettiği yönünde. Böyle de bir durum var. Onu da bilin. Şu anda dedi Zelenski, Bahmut, Vuhledar, Liman başta bölge vahim bir durumda dedi. Esasında Yevgeni Prigojin de bir açıklama yaptı, bu Wagner grubunun başkanı. Dedi ki Bahmut çevresindeki çatışma büyüyerek devam ediyor. Ukrayna askerlerinin bölgeden çekildiği yönündeki bilgiler yalandır. Rus medyasına da yansıyan bilgiler oldu. Bahmut'u aldık falan filan. Bu yalandır. Ukrayna ordusu hiçbir yerden çekilmiyor. Savaş Bahmut'un kuzey bölgesinde her sokak ve caddede sürüyor dedi. Şimdi tabii bu orada bir ölüm kalım savaşının devam ettiğini ve Rus ordusunun 24 Şubat 2023'ten önce toplumuna, dünyaya, herkese bir başarı öyküsü vermekte kararlı olduğunu gösteriyor. Batılılar Ukrayna ordusunun orada hırpalanmaması gerektiğini söylüyorlar ama Ukrayna ordusu da asla böyle bir duruma izin vermiyor. Bahmut çok yakınındalar ve Ukrayna askerlerinin lojistik yolunu da baskılamış durumdalar. İngiltere istihbarat raporuna göre iki yol yani iki ana yol Bahmut'a giden ana yol şu anda Rus topçusunun ateşi altında. O yüzden Bahmut'ta savaşmaya devam eden Ukrayna askerlerine lojistik çok dar ve çapraşık bir yoldan yapılabiliyor ve ancak mermi ve yiyecek ve su tedarik edilebiliyor. Ama hani mesela daha ağır bir araç, daha bilmem ne bir şey artık Bahmut'a Ukrayna tarafından giremiyor. Böyle bir durumla karşı karşıyalar ve gerçekten Bahmut'ta zorlanıyorlar. Şimdi Rusya tabii çok kadim bir devlet ve tabii eski bir süper gücün hala kontrolü sağlamaya çalışan bir yapısı olduğu için Dmitri Medvedev, Putin'in sağ kolu, Batı'nın benim size ısrarla anlattığım Kırım taarruzu planının Kremlin tarafından da bilindiğini gösteren bir açıklama yaptı. Dedi ki uluslararası hukuk halkların kararlarına saygılı olmalıdır. Yapılan referandumla Kırım, 2014'te yapılan referandumla Kırım bir
Rus toprağı olmuştur. Buraya yapılacak saldırı doğrudan Rusya'ya yapılmış bir saldırıdır. Bu çatışmayı çok yükseltir ve Ukrayna'nın, şimdi bu cümleye dikkat edin, Ukrayna'nın Rusya kontrolündeki bölgesinin dışındaki topraklarını, yani Ukrayna kontrol ediyor ama onu da böyle tarif ediyor. Rusya kontrolündeki bölgesinin dışındaki topraklarının kavrulmasına yol açar. Ve Kırım'a dönük bir saldırıyı savunmak için bütün silahların kullanılacağını ifade etti. Bu şu demek, hep kaygım oydu. Hep söylüyordum zaten. Yani Kırım'a dönük bir taarruz gerçekten Rusya'nın bir kırmızı çizgisi midir? Hani Rusya bugüne kadar birçok kez kırmızı çizgiler ilan etti fakat işte çok fazla da hareketlenmedi falan, ama bende de bıraktığı izlenim Rus düşünce sistematiğinin, yani Kırım'ın düşebileceği, Kırım'ın yeniden Ukrayna'nın eline geçebileceği gibi bir senaryo karşısında Rusya'nın inanılmaz bir risk alabileceği yönünde. Yani 3. Dünya Savaşı'nı başlatma riskini alabileceği yönünde, ona bir dikkat çekmek isterim. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten gelen bir açıklama var. Onu da anlatmadan edemeyeceğim. Bakın, bu savaşın perde arkasında neler dönüyor, neler yani. Diyor ki Naftali Bennett, biliyorsunuz savaş başladığı dönemde Erdoğan'dan kısa bir zaman sonra, yani Erdoğan'ın araya girme çabalarından 2-3 hafta sonra Moskova'ya falan da gitti. Hatta çok muhafazakar bir başbakandır dini açıdan. Hani şey gibi değil, o diğer ırkçılar gibi değil, ama dindar bir Yahudi başbakan. Şabat günü gitti, yani cumartesi günü uçağa bindi. Herkes şok oldu, nasıl olabilir falan diye. O da dedi ki ya bu insanlık işi, yani bunun ben şeyini yaparım yani falan, duasını yaparım dedi. Gitti Moskova'da, bakın nasıl bir diyalog gerçekleşmiş. Diyor ki Bennett, bu gelişmeler nasıl sürecek? Zelenski'yi öldürmeyi planlıyor musunuz? Soru bu Bennett'ten. Putin, Zelenski'yi öldürmeyeceğim. Bennett, yani bana Zelenski'yi öldürmeyeceğiniz yönünde garanti mi veriyorsunuz? Adamın derdi Zelenski'yi kurtarmak. Putin, ben Zelenski'yi öldürmeyeceğim. Konuşmaya bakar mısınız? Sonra Zelenski'yi alıyor. Moskova'dan dönüşte. Dün Putin'le konuştum, garantisini aldım, seni öldürmeyecek diyor. Zelenski, emin misin? Bennett, %100 eminim, seni öldürmeyecek. Şimdi bu gerçekten dünyanın gelmiş olduğu noktayı göstermesi bakımından yeterli bir anekdot. Yani ben de buraya belgelemiş oldum. Yani Zelenski de demek ki öldürüleceğini düşünüyor. Yani bu adamın gücü beni öldürmeye yeter burada diyor. Yani Ukrayna'da öldürmeye yeter beni diyor ki adam, emin misin diye sormuş. Hatta Bennett diyor ki ben diyor o ara buluculuğum sırasında iki ilerleme yapmıştım ama ömrümüz vefa etmedi diyor. Birincisi, Putin Ukrayna'nın silahsızlandırılması iddiasından vazgeçmişti. Zelenski de NATO'ya girmeyeceğinin garantisini vermişti diyor. Ya kardeşim devam etsene. Bu ikisi o kadar önemli gelişme ki savaşı durdurur. Demek ki bir güç ona bunu şey yapıyor. Olaf Scholz'tan da bir açıklama var. O da diyor ki Putin telefon görüşmelerimizde ne beni ne de Almanya'yı tehdit etti. Kendisine bu savaşın sorumlusunun şahsı olduğunu açıklıkla söyledim. Zelenski ile anlaştık, verilen silahları asla Rusya toprağına dönük olarak kullanmayacaklar gibi bir açıklaması var. Yani Boris Johnson beni tehdit etti demişti ya, Olaf Scholz da diyor ki hayır, bizi tehdit etmedi. Böyle de bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden Ukrayna'daki gelişmeler birçok yönüyle çok farklı boyutta
ve devlet adamlarının baş başa kaldıkları zaman yaptıkları sohbetlerin boyutlarını da size taşıdığım için memnunum. Şaka gibi. Yani bir senarist böyle Ukrayna Savaşı ile ilgili bir filmin bir yerine bunu koysa, böyle bir anekdotu, hadi canım olur mu, koskoca İsrail Rus liderler böyle şeyler konuşurlar mı diyor. Hayır, işte olmuş. Adam bunu net olarak anlatıyor. Yani şey olarak benet ve gördüğümüz kadarıyla durum budur. Hoşça kalın.